Kıyamet yaklaştı. Buna aslında hepimiz gözlerimizle şahit oluyoruz. Neyle şahit oluyoruz? Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şeriflerinde haber verdiği bütün alametler gerçekleşti. Bir tane bile eksik yok. 70 küsur tane madde sayıyor Efendimiz Aleyhisselam. Açıp bakın, hepsi gerçekleşti. İşte ani ölümler, çok boşanmalar, çocukların anne babalara isyanı, anne babalara hükmetmesi, bir sürü 70 tane madde sayıyor. İçkinin alenen içilmesi, öyle değil mi? İçki alenen içiliyor artık. İçkiyi gizleyen var mı? Ama kıyamet yakın. Ha biz görecek miyiz? Yok, görmeyiz biz daha. Çünkü her alamet gerçekleşmiş olsa da daha İslam için çalışan, Allah'a hizmet eden ümmet var. O yüzden daha kıyamet biz görmeyeceğiz. Kopmayacak ama çok da uzun bir şey kalmadı yani. Çok da öyle. Tarihini bilmiyoruz. Öyle kim tarih veriyorsa inanmayın. Tarih marih yok. Olsaydı Peygamberimiz söylerdi. Kıyamet ne zaman kopacağını biz bilmiyoruz ama alametlerin hepsi tamam. Sayıyor hadis-i şerifte. Alametler nedir diyor? Yüksek yüksek binaların yapılması. Bugün yok mu apartmanlar? Ha bu kötü bir şey mi? Apartmanlar. Hayır. Yani kıyamete yakın binalar yükselecek. Böyle hiçbir şeyden anlamaz bir haldeyken bir anda zengin olması, bu ayıp bir şey değil. Ayıp şurada birbirleriyle dünya malı için yarışmaları. Bugün öyle değil mi? Bugün kimin yarışı var arasında? Kim yarış yapıyor? Benim oğlum Hafız, benim iki oğlum Hafız, benimkisi üç, sende iki. Benim şöyle bilgim var, ben şöyle okudum, tahsil gördüm. Yok. Ne yarışı var? Benim arabam şu model, senin evin şu metrekare. Bende yazlık var, sende yazlık yok. Yarışımız bu değil mi? Dünyalık mı? Ama buradaki dünyalık malın ahirette bize hiçbir faydası olmayacak. Elinizde sakladığınız malın ahirette hiçbir faydası olmayacak. Ahirette dağıttığınız malın size faydası olacak. Hayır hasenata.